Sevgili Eskişehirliler, hepinizi sözlerimin başında sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünkü toplantımızın ana gündemlerinden bir tanesi, içinde bulunduğumuz Huzur Mahallesi, Karapınar, Erenköy'ün bir kısmı. Buraya ilişkin Toplum İdaresi'nin dönüşüm projeleri. Yine arkadaşlarımızın bunları toparlamasından sonra, özellikle iki gün önce 2023'e doğru şehir buluşmaları adı altında yaşadığımız organizasyon ilişkin ben bilgiler vereceğim. Bu anlamda tekrar Eskişehirli hemşehrilerimizle bizleri buluşturduğunuz için teşekkür ederim. Sözde ben Odunpazarı İlçe Başkanımız Ali Başkanım'a veriyorum. Evet. Sayın Başkanım, Meclis Grup Başkan Vekilim, kıymetli muhtarlarım, teşkilatımızın mensup arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Malumunuz Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi ile ilgili olarak ben gerek televizyon programlarında gerek parti yapmış olduğum basın açıklamalarında buradaki sorunun daha çok siyaset üstü bir mesele olduğunu, maalesef şehrimizde kanayan bir yara olduğunu daha defalarca belirtmiştim. Ancak gelinen son nokta karşısında hala Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bu konuyla ilgili gerekli adımları atmamakta ısrar etmektedir. Mesele burada herhangi bir siyasi partinin çalışması veya bir hizmeti getirmesi değil, esas olan burada yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesidir. Biz bu konuda her türlü çözüme hazır olduğumuzu, kendilerine destek vermesi halinde çözüm üretme konusunda gerekli girişimlerde bulunacağımızı defalarca söyledik. Ve biliyorsunuz ki bunu belgeleriyle biz sizlerle de paylaştık. Yapılmış olan protokol çerçevesinde Odunpazarı Belediyesi'nin almış olduğu bir yetki devri söz konusuydu. Her ne kadar Kazım Kurt Odunpazarı Belediye Başkanlığı olarak biz bu yetkiyi alamadık dese de gerek kendi yapmış olduğu basın açıklamalarında gerekse seçimden önceki vaatlerinde biz bu yetkiyi devraldık. Bundan sonra yetki bizde, biz bunu yapacağız demiş olmasına rağmen maalesef aradan geçen uzunca bir zamandan sonraki yaklaşık 4 yıl diyelim herhangi bir adım atılmamıştır. Dolayısıyla biz yine buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli girişimlerde bulunarak bu konu üzerinde mecliste vekillerimizi ziyaret edip onlara bu konuyu aktarmamız karşısında ve il başkanımız, grup başkan vekilimizle birlikte TOKİ başkanı yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda burada herhangi bir sorunun kalmadığını ve bir daha sorun yaşanmayacağı taahhüdünü aldıktan sonra artık Odunpazarı Belediyesi'nin buradaki projeyi başlatmasını talep ediyoruz. Kendisi bununla ilgili olarak son zamanlarda sizlerde basın toplantısı gördüğünüz üzere bazı girişimlerde bulunmaya başladı. Ancak buradaki yaşayan vatandaşlarımızın taleplerinin biz tam olarak alınmadığını gördük. Onların istemiş olduğu proje kapsamında bir çalışmanın en kısa zamanda yapılmasını biz Odunpazarı Belediyesi'nden beklemekteyiz. Ve bu işin de takipçisi olacağımızı daha önce defalarca söyledik. Ve bazı vatandaşlarımızla partimizde yapmış olduğumuz görüşmelerde ne yazık ki bu zihniyetin değişmediğini, bir dayatma proje kapsamında bu çalışmanın başlatılacağını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Biz burada bir an önce buradaki kanayan yaranın durdurulmasını ve çalışmanın başlatılmasını istiyoruz. Şu anda Odunpazarı Belediyesi olarak kendileri buradaki projeyi yapılmış olan protokol çerçevesinde bir an önce gerçekleştirmeli ve burada yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini acil olarak gidermelidir. Tamamen her türlü yetkiyi almasına rağmen ve bu konuyla ilgili TOKİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bu yetki çerçevesinde başlıyor olması gerekirken ne yazık ki çok ciddi bir adım hala atılmamıştır. Biz kendilerinden bu adımın atılmasını beklemekteyiz. Bu işin takipçisi olacağımızı tekrar ben yenilemek istiyorum. Bir diğer konu da TOKİ meselesi. Biliyorsunuz biz geçen TOKİ'nin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Gördük. 4 etap üzerinden binaların yükseldiğini basınla da paylaştık. Bu haberler sizlerin sitelerinde de yayınlandı. Yani bazı şeyler istendiği zaman olabiliyor ise, yetkiler alınmış ise, herhangi bir dava da söz konusu değil ise maalesef Odunpazarı Belediyesi bunu seçime yakın bir proje gibi değerlendiriyorsa yine vatandaşlarımızı mağdur edeceği anlamını taşımaktadır. Ben buradan bir kez daha kendisine sesleniyorum.
Sayın Kurt, eğer bu konuda samimiyseniz bir an önce bu projeyi gerçekleştirin ve buradaki mağduriyeti artık giderip vatandaşlarımızı rahat, konforlu bir şekilde bizim TOKİ'mizin yapmış olduğu evler gibi çalışmaları bir an önce gerçekleştirip vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olur. İnşallah ben buradaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini tekrar belirtmek istiyorum. Ve bu işin de takipçisi olacağımı tekrar belirtmek istiyorum. Sözü tekrar il başkanımıza veriyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Odunpazarı ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Murat Başkanım, bizim grup başkan vekilimiz. Belediye meclislerinde konuları eline boyuna detaylı bir şekilde meclise getiren arkadaşımız. Murat Başkanımızı da yine elindeki detay bilgilerle ilgili size sunum yapması adına sevgili Murat Başkanımıza söz veriyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkanım, ilçe başkanım ve değerli basın mensupları, sayın muhtarlarım. Öncelikle burada basın toplantısı düzenlerken beni heyecanlandıran bir konu daha var. Ben bu mahallede doğdum. Hala rahmetli babamın 60'lı yıllarda yaptığı ev burada. Sayın muhtarım bizi çok iyi tanır, çocukluğumuzdan beri bilir. İlkokul 4'e kadar burada okudum. Dolayısıyla da bu mahalle benim için aslında çocukluğumun geçtiği ve birçok akrabamın, eşimin, dostumun olduğu mahallelerden bir tanesidir. Şimdi değerli arkadaşlar, son 10 seneden beri, özellikle 7-8 seneden beri, hele hele de son 2 seneden beri gündemimizi çok meşgul eden Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nin aslında Huzur, Erenköy ve Alanönü ve Karapınar mahallelerini kapsayan bu Gecekondu Önleme Bölgesi ile ilgili çok konuşuldu, tartışıldı. Belki de çok tartışılması, konuşulması olayı da çok böyle anlaşılmaz bir hale getirdi diye düşünüyorum. Meclis konuşmalarımızı ve sayın başkanlarımızın açıklamalarını dinleyenler elbette ki bilgi sahibi oldular. Ama isterseniz çok kısa bir şekilde özetleyelim durumu. Yani ben pek belgesiz konuşmayı seven birisi değilim. Meclisten beni herkes tanır. Soracağınız her şeyin de evrakı burada var. Çıkartıp gösterebilirim. 2010 yılında Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiş bu mahallelerde Sayın Buran Sakallı Başkanımız zamanında TOKİ ile beraber yapılan bir işbirliği protokolü ile beraber etap 1 dediğimiz, karşıda da bir kısmı görünen bir Gecekondu Önleme Bölgesi'nin aşağı yukarı yarısı diyebiliriz. Belki 1/3 diyebiliriz ama şimdi tam olarak metrekaresi aklımda yok. Bir etap 1 olan bölümü tamamlandı arkadaşlar. Şöyle tamamlandı, böyle tamamlandı ama tamamlandı. Hatta en sorumlu alanı biz tamamladık. Sebebi de şuydu. Aslında hazine arazileri üzerine yapılmış Gecekondu mahallelerinin daha çok olduğu bölgelerde, değil mi Sayın Muhtarım? Evet. O arkadaşlarımız da, o garibanlar da mağdur olmasınlar diye bir formül bulundu ve yani burada önemli bir basın toplantısı olmasa çalsın şu diyecektim ama Sayın Muhtarım, evet, neyse. Evet, şimdi orada yıkım moloz maliyeti denen bir maliyet konuldu TOKİ tarafından ve aslında arsasının tapusu olmayan birçok hazine arası üzerinde ev yapmış Gecekondu sahipleri bile çok cüzi miktarlarda vererek ev sahibi oldular. Aslında büyük sorumlu alanı Buran Sakallı Bey'in döneminde TOKİ ile beraber başarıldı. Ama nasıl başarıldı? İrtibat büroları açıldı. Halkla bütün görüşmeleri belediye yaptı. TOKİ bu konuyla ilgili sadece uygulayıcı oldu. Ama sonra ne oldu? 2014 yılında sayın arkadaşlar, TOKİ'yi şeytanlaştıran bir üslupla sanki TOKİ zenginlere ev yapıyormuş, garibanlara yapmıyormuş, sosyal konut yapmıyormuş mantığıyla TOKİ'ye ciddi anlamda bir itibar suikastı yapıldı. Kendisiyle çalışılmayacağını söylendi Kazım Kurt tarafından ve dolayısıyla da irtibat büroları kapatılınca belediye kendini sahadan çekince etap ilk iki olan bölüm maalesef ortada kaldı arkadaşlar. İşin bu tarafını anlatmadan şimdiki durumunu anlatamayız. Sonra ne oldu? Bana imar yapma yetkisi verin denildi ve bu görmüş olduğunuz protokolle beraber TOKİ onu da Sayın Kazım Kurt'a verdi. Yani ek protokol yapıldı, imar yetkisi, yapma yetkisi verildi. İmar yetkisini almasının sebebi şuydu: ben bir imar yaparım, meclisten de geçiririm, TOKİ istediği kadar dönüştürsün, ben imarı yapmış birisi olarak öyle bir algıyı yönetirim ki sanki burayı dönüştüren de ben olurum demek istedi. Ama maalesef gelinen noktada 2018 yılında imar yaptı. AK Partili grup, o gün biz mecliste yoktuk ama arkadaşlarım vardı, oy birliğiyle verdik.
Ve hatırlarsanız Sayın Başkanım, Sayın Muhtarım bu mahallede gezdiler. 2019 yerel seçimlerinden önce biz buraya 5 kat 6 kat verdik. Biz burayı çözüyoruz dediler. Afişler astılar, değil mi Sayın Muhtarım? Evet, evet. Halbuki bunun sonucunu beklemeden sırf oy devşirmek için yapılan bir hamleydi bu. Ve maalesef ondan sonra da mahkeme TOKİ'yi haklı bularak bu imar planını durdurdu. Peki şu soruyu sormak lazım. Niye durdurdu? Çünkü imar yönetmeliğine protokolde yazıldığı üzere 1/25.000'lik, 1/5.000'lik şehir planlamalarına ve aynı zamanda da imar kanununa uygun bir şekilde yapılma ile ilgili bir protokoldür bu. Ve maalesef içerisinde kendisinin de kabul ettiği, mahkemenin de 3 konuda haklı bulduğu bir durumda imar iptal edilmek zorunda kaldı. Tekrar önümüze geldi geçen aylarda. Biz tekrar oy birliğiyle verdik. Burada sayın muhtarlarım ve arkadaşlar da var. Mecliste verilen slide bir imarın, özellikle bu kadar büyük bir imarın, 150 hektar bir imarın teknik bilgilerini içermiyordu. İçerdi mi efendim? Evet, evet. Siz anladınız mı teknik olarak bir şey? 5 kat, 6 kat, 1.8, 1.7 böyle sanki olayın büyüsünü anlatan bir durum oluştu. Biz teknik kısımla ilgilenmedik. Arkadaşlarım da ilgilenmediler. Sayın başkanlarımla da konuştuk. Sebebi de şuydu. Orada eğer biz bu konuyla ilgili bir muhalefet şerri koyarsak sanki Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'ne itiraz ediyoruz, durduruyoruz gibi bir algı oluşacak diye biz oy birliği verdik. Ve yine geçirdik. Ama sonra dediler ki burada da sorunlar var. Bu sefer baktık ki aradan 8 sene geçmiş. Sayın muhtarlarımızın talepleri üzerine, sayın başkanlarımla beraber, sayın vekillerimle beraber Nabi Avcı hocamızın yapmış olduğu imamlıkla, tabiri caizse önderlikle biz TOKİ'deki görüşmelerimizi tamamladık. Ve dedik ki siz bu konuda haklı gerekçeleriniz olsa da o bölgedeki insanların mağduriyetini düşünerek lütfen mahkemeye ver taşımayın ve bu imar planları geçsin dedik. Ve onlar da sağ olsunlar bu teklifimizi ve ricamızı kabul ettiler. Ve dolayısıyla da imar planlarının önünde şu anda herhangi bir engel kalmamıştır. Ezan okunuyor ama arkadaşlar zamanınız olduğu için devam etmek durumunda kalıyorum. Şimdi burada geçen Kazım Bey de toplantı yaptı. Biz daha önce şöyle bir şey de söyledik. Şu görmüş olduğunuz Cumhur Sokağı'nın yukarısı Gecekondu Önleme Bölgesi'ne giriyor, evet, doğru mu muhtarım? Evet. Peki aşağısı giriyor mu? Girmiyor. Girmiyor. Biz de onlara söyledik ki madem bu imar çok iyi bir hazırlıklı bir imardır. Çok iyi bir imardır. Teklifimiz şudur. Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nde Karapınar ve alan önünde yer yok. Hepsi Gecekondu Önleme Bölgesi'ne giriyor. Fakat Erenköy ve Huzur Mahallesi'nde Gecekondu Önleme Bölgesi'ne girmeyen metruk adalar var gördüğünüz gibi. Burada aynı imarı uygulayın, TOKİ'yi beklemeyin, burayı dönüştürelim, ondan sonra madem dönüşebiliyorsa devamını sağlayalım dedik. Onlar da dediler ki yok, önce onu yapalım, burayı ona uyduralım dediler. Şimdi sayın muhtarım size bir emanet veriyoruz. Şu emanet şu, Gecekondu Önleme Bölgesi'nin şu yukarıdaki adada verdiği emsalin aynısını şu adada verecek mi? Kendisine bir sorar mısınız? Ben şimdi konuşun diye söylemiyorum. Bu mahallelinin size vermiş olduğu bir emanettir. Evet. Şu adadaki emsali şu adaya verecek mi? Neden söylüyorum bunu? Gecekondu önleme bölgelerinin dışında hiçbir imar planlamasında burada uyguladığı sistemi Odunpazarı Belediyesi uygulamamıştır arkadaşlar. Yani özellikle sorumlu alanlar bırakılmış burada ve bu alanların TOKİ tarafından mahkemeye verilerek bozdurularak bunun üzerinden bir siyaset geliştirmeyi düşünmüştür Sayın Kazım Kurt. Şimdi onu test edeceğiz. Diyeceğiz ki şu karşıdaki verdiğin imarı 1.7, 1.8 imarı acaba bu mahallede verecek misin? Aynı zamanda Sayın Karapınar Muhtarı'na ve Huzur Mahallesi Muhtarı'na söylüyorum. STV'deki bir programda açıkça şunu söyledi. 60 metrekare hissesi olan bir kişi bir daire alacak dedi. Doğru mu Sayın Mutan? Peki sizin gitmiş olduğunuz toplantıda bu kadar çok daire istenir mi? Bunu isterseniz bu iyi planlama olmaz, bu dönüşüm olmaz dedi mi size? O zaman niye sormuyorsunuz? Madem öyle 60 metrekare bir kişi bir daire alacaksa biz niye bunu istediğimiz zaman suçlu kabul ediyoruz diye lütfen kendisine bir daha sorun. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Burada siyasal bir takım argümanlarla beraber bu konunun bu zamana kadar sürülmesinde ve bundan sonra da sürüncemeye kalmasındaki şahıs Odunpazarı Belediye Başkanı'dır. Ona şu soruyu sorun lütfen.
8 yılda 2 tane mahalle, Vadişehir ve Ihlamur kent ve etap 1'i tamamlayan bir AK Partili belediye varken sen 8 yılda sadece bir etapın ikincisinin imarını yapmama konusundaki göstermiş olduğun beceriksizliği nereye sayacaksınız diye muhtarlarım da sorsun, bölge halkım da sorsun, biz de soruyoruz. Gördünüz TOKİ'de sayın başkanlarım da gitti. Orayı mahkemeye vererek 250 hektar arazinin 150 hektara düşmesini, 1.2 misalde kalmasını sağlayan da bu belediye başkanlarıdır. Şimdi onlar bizi mahkemeye verdiği zaman 250 hektarı 150 hektara düşürdüğü zaman 5500 konutu 3000 küsüre düşürdüğü zaman ki o 2500 konutu garibanlar alacaktı. Bu engelleme olmuyor da hiçbir basın mensubu bunu yazmıyor da değerli arkadaşlar. Biz imarcılık yönetmeliklerine niçin uymadı diye verilen bir mahkemede engelleme edebiyatını çok çok duyduk. Ama buradaki tezatı ve haksız eleştiriyi de burada kamuoyunun önüne sermek istiyoruz sayın arkadaşlarım. Ve dolayısıyla da bugün bundan itibaren hiç kimse bize çıkıp AK Parti tarafından destek almadık. Bu mahallenin dönüşümünde biz onlar da şurada bizi engellediler, burada engellediler diye bir bahaneleri kalmamıştır. Laf yerine icraat üretin diyoruz ve dolayısıyla da belediyeyi icraata davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili tekrar sayın başkanlarım ve bizim de yapacağımız bir şey varsa da her zaman bu gariban insanların yanında olacağımızı da burada deklar ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sayın arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili muhtarlarımdan söz almak isteyen var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Değilse toparlamaya çalışacağım. Toparlayın başkanım. Tamam. Şöyle zaten buyurun. Gerekenleri Ali başkanım ve Murat başkanım söylüyorlar. Murat başkanım zaten bu konunun başından beri içinde. 3-4 encümen toplantısımız beraber girdik. Hep bizi sağ olsunlar çağırdılar. Orada gözümüzde gördük çalışmaları. Oylamaları gördük. Az evvel ne güzel beyan etti. Hiç kimse yani oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle kabul olmuştu o. Biz oradaydık. Hep ben bulundum o toplantılarda. Onun için sayın başkanıma ve başkanımın dışında Murat başkanımın da Cumhuriyet Halk Partili'ne de teşekkür ettim orada. MHP'nin encümenine de teşekkür ettim. Ayrımcılık olmasın diye. Çünkü orada bir emeğiniz var diye söyledim. Şeyimizi haklı tepkimizi dile getirdiniz. Onun için size teşekkür ediyorum. Sayın başkanlarım, grup başkan vekilim, il başkanım, ilçe başkanım. Bizim zaten biz istediğimiz şu, bir an önce mağduriyetimizin giderilmesi. Bir an önce. Evet. Bir de hatta 2-3 gün önce başkanımız yani taşın altına elini koyacağım ifadesi var. Onu da okuduk yani şeyde. Yılbaşına ondan bir hafta 10 gün önce tekrar bir basında okudum yine. Basın arkadaşlar yazmışlardır mutlaka onu. Onun ifadeleriyle yazmışlar derken basın kafasından değil. Aynen şunu söyledi. Dedi ki yılbaşına kadar çok mesafe alacağını beyan etti. Halk ümit içinde beklemektedir. Onun İnşallah. İçin çok teşekkür ederiz. Ayağınıza buyur, sağlık. Buyur sevgili muhtarım. Sayın başkan, sayın grup başkan vekili, değerli ilçe başkanları. Biz artık 12 yıldır çekmekte olduğumuz çileyi Karapınar ikinci etap oldu. Özellikle benim mahallemin adı kullanılarak bu bölge ilan edildi ikinci etap. Alanını Karapınar, Erenköy ve Huzur olmak üzere bizler hep istedik, hep istiyoruz, hep de isteyeceğiz. Ama bir an önce siyasi amaçlım olur, iktidar amaçlım olur, muhalif amaçlım olur. Biz bu cenderede kurtulmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir iki sözde ben söyleyeyim, sonra şehir buluşmalarına geçelim. Karapınar projesinde az önce Murat Başkanım söylediği emselleşim kısım çok kritik noktada duruyor. Şöyle ki, yatay yapılaşmaya dönük TOKİ çalışmalarının en önemli örneklerinden bir tanesi yeni yapılan konutlarda görülüyor. Bizim bulunduğumuz TOKİ konutlarının alanları genelde şehrin emsal niteliğindeki 1.2 emsallerle çözülüyor. Burada özellikle Karapınar, Huzur, Erenköy'ün bir kısmında hemşehrilerimizin yapı stoğundan kaynaklanan sebeple mağdur olmaması için 1.7, 1.9, 2.1 var mıydı başkanım? Ben yanlış hatırlıyorum. 1.9'da mı kaldı? O 2.1 sonradan kendileri düşürdüler evet. 1.8. 1.9 gibi emsallerin verilmesinin bir gayesi var. Buradaki yapı stoğunun kolaylıkla, anlaşmayla, uzlaşmayla eritebilmesi. Şimdi sözün özü şu, yapılması gereken işlem şu. Artık planlar olduğuna göre hatırlarsınız belki bizim Karapınar 1'in etapları yapılırken irtibat ofislerimiz vardı. Hemşehrilerimizle evet. buluşup onlarla tek tek bulundukları bölgedeki evlerinin metrekaresi, tek kat veya iki kat olması, bahçelerindeki meyve ağaçları dahil olmak üzere
bir ekonomik değer belirlemek üzere bu ekonomik değerden sonra da kendilerine bu emsalle ne kadarlık bir gayrimenkul düşeceğini belirleyerek bir protokol yapma süreci yaşandı hep beraber. Yine hatırlarsanız o zamanlar belediye başkanımızın önderliğinde balyozlarla biz davulla zurnayla birinci etaptaki Karapınar'daki evleri yıkmıştık. Şimdi hangi süreci yaşıyoruz biliyor musunuz? Tam bu sürecin başlangıcı noktasındayız. Ana protokolün 7 veya 9. maddesi diyor ki planlar yapıldıktan sonra belediye vatandaşlarla görüşmek suretiyle onların rızasını da alarak protokoller yapar. Bu protokollerden sonra sahayı temizler. Temizledikten sonra TOKİ'ye verir. Yani o balyozlarla yıktığımız binalar vardı ya eskiden. O balyozlarla yıkılıp alan tertemiz yapıldıktan sonra TOKİ buraya gelir. Yapması gerekeni yapar. Çünkü TOKİ Türkiye'de 500 bin konuta konut hamlesiyle, sosyal konut hamlesiyle Türkiye'ye böyle yüksek rakamsal değerli konutları yapıyorsa Eskişehir'e yapılacak 2500-3000 son konutlar, kurası çekilecek konutlar, müracaat alınan konutlarla birlikte yaklaşık 15 bin konuta ulaşmışsak biz bu konutları da yaparız. Yani sahanın temizlenmesinden sonraki sorumluluk bizim. TOKİ burayı yapar, endişe etmeyin. Ancak buradaki temel sorun muhtarlarımın da toplantılara katıldığı veçile artık buranın sahada vatandaşlarla anlaşma zamanı. Bunu bir an önce hızlandırıp yapmamız lazım. TOKİ'ye ilişkin hem Odunpazarı ilçe başkanımıza hem de sevgili grup başkan vekilimize, Murat başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü meseleyi en ince ayrıntısına kadar anlattılar. Meclislerde de anlatıyorlar. Başkanımız basın toplantılarında da anlatıyor. Biraz daha sadeleştirmek istedik. Biz özellikle protokolün 7 ve 9. maddelerini basın mensuplarının mail adreslerine atacağız. Orada siz de okuduğunuzda verdik daha önce de okuduğunuzda sıranın kimde olduğu, kimin işlem yapması gerektiği, vatandaşın kimi beklediği çok açık bir şekilde yazılıyor olacak. Benim özellikle hem bu toplantıyı yapmak hem de iki gün önce yaşamış olduğumuz şehir buluşmalarında gazeteci arkadaşlarımızın, basın mensubu arkadaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program organize ettik. O programın belki o gün anlatırken aynı anda yaşanmaya başlıyor olmuş olması, nerede neler yaşandığını anlatma anlamında bugün bize fırsat verdi. Biz o gün aynı anda 14 ilçemizin tamamında program yaptık. 14 ilçemizin tamamında 14 tane milletvekilimiz MKYK üyelerimizle birlikte sahaya dokunduk. Neler yaptık? Her bir ilçemizin 3 kademe ilçe yönetim toplantıları, kadın, genç ve ana kademe ilçe yönetim toplantılarını yaptık. Yine o toplantının akabinde 3 kademe mahalle başkanlarımızın, ana kademe kadın ve genç mahalle başkanlarımızın olduğu toplantılar yaptık. Bu toplantılar önümüzdeki sürece ilişkin hazırlık niteliğindedir. Zaten artık herkes biliyor, seçim satına girdik. AK Parti bir seçimden sonra tekrar yeni seçimler için teşkilatlarını hazırlayan, motive olan, dinamizm içinde hareket eden, gelenekleri olan köklü bir parti. 21 yılın ardından biz 2023 seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza en azami desteği vermek adına çaba sarf ediyoruz. Sonra neler yaptık? Biz sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuk. Basın mensuplarıyla buluştuk. Yine önceki dönemlerde tüm ilçelerimizde yapıldı bunlar. Han'da da aynı şey yapıldı. Mihalıç'ta da aynı şey yapıldı. Odunpazarı'nda da aynı şey yapıldı. Tevebaşı'nda da aynı şey yapıldı. Aynı anda yapıldı. Fakat bizim özellikle genel başkan yardımcımızla yapmış olduğumuz program daha çok ön plana çıktı. Biz kendisiyle eski dönem il, ilçe başkanlarımız ve milletvekillerimizle istişare toplantısı yaptık. Hepimizin eksiği aksağı vardır. Onlar bizden tecrübeli. Önceki dönemde yaşadıkları sorunları ve bu dönemde ki beklentilerini eski milletvekillerimiz ve il başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan aldık. Bunların her birinden dersler çıkartmak suretle çalışmalarımızı daha etkin, verimli, sahaya basan şekilde yapmaya devam edeceğiz. Devamında tüm ilçelerimizde olmak üzere sanayi tesislerine ve işletmelere gidildi, fabrikalara gidildi. Biz de yine bir sanayi tesisimiz, şehrimizin köklü bir sanayi tesisine gittik. Oradan geldikten sonra tüm ilçelerimizde de aynı şekilde kadın ve gençlik buluşmaları yapıldı. Kadınlarla ev ziyaretlerine gittik. Gençlerle ise söyleşilere, sohbetlere katıldık. Kafe programlarına katıldık. Keza kanaat önderleriyle ilçe başkanlarımız bulundukları ilçelerde programlar yaptılar. Bu şu anlama geliyor. Şehirdeki teşkilatlarımızın tamamı 700-800 kişiyle sahada, bunlar sadece yönetimsel anlamda söylüyorum, mahalle başkanlarıyla birlikte bu sayı 2-3 binli sayı bulunuyor. Yani 15 tane milletvekili ve MKYK üyesi birlikte 3000 tane teşkilat mensubu mahalle başkanıyla biz sahada hareketlilik yaşadık bugün. Kaça kadar? Akşam saat 8'e 9'a kadar.
Yine kadın ve genç programından sonra saat 17'de sivil toplum örgütleriyle buluştuk. Yaklaşık 200 tane katılımcının 100'ün üzerindeki dernek, STK, oda başkanlarının katılımıyla çok verimli bir toplantı yaptık. Ben açıkçası tüm oda başkanlarımıza, sivil toplum örgütü başkanlarına, dernek başkanlarına müteşekkirim. Çünkü meseleyi çok ciddiye almak suretiyle her bir sorunu dakika dakika en ince ayrıntısına kadar anlatıp buna ilişkin taleplerini genel başkan yardımcımıza ilettiler. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Bu bizim için çok kıymetliydi. Çünkü sivil toplumu dinlemek, istişare kültürüne önem vermek AK Parti'nin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Saat 8 civarı, 7.30-8 gibi biten toplantılar sonrasında hep beraber ilçelerimizdeki arkadaşlar, vekillerimiz, ilçe başkanlarımızla birlikte yine gün sonu istişaresi yapmak üzere toplandık. Ha, bu arada tabii hem Çamlıca'da hem de 71 evlerde 2 ayrı mahalle irtibat ofisi de açtık. Çok yoğun katılımla gerçekleşti. Ben ilçe başkanlarıma özellikle çok teşekkür ederim. Çok şık, çok güzel. Bizim tekrar seçim dönemlerini özlediğimiz yoğun katılımlı programlar oldu. Bu programların biz yaptıktan sonra da en son bir hep beraber sonuca ilişkin bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Oluşan kanaat, bu toplantıların çok verimli geçmiş olması, sahaya ilişkin taleplerin genel merkeze iletecek şekilde raporlanması bizi çok mutlu etti. Ben basın mensuplarının bizi yoğun bir şekilde o gün takip ediyor olmuş olmasından da yapmış oldukları mesaiden dolayı da kendilerine çok teşekkür ederim. Hemşehrilerimiz de bizi buluşturdukları için. Burada şehir buluşmalarına ilişkin arkadaşlarımızın soruları varsa bunları almak isterim. Bugünkü toplantımızı 2 alana sınırladık. Belki üçüncü bir tanesi kapalı pazar yerinin yapılması, ne noktada olmuş olması, oradaki harf fiyatın alıp alınmayacağı, bodrum katının yapılıp yapılmayacağı veya projenin tadil edip edilmeyeceğine ilişkin bir soru olur. Bunu hem bugün sormuş olalım hem de ileride bununla ilgili tekrar daha geniş bir basın toplantısı yapmış oluruz diye söylemek istiyorum. Bugünkü konumuz özellikle Huzur Mahallesi'nde alanda yapmayı istediğimiz toplantının temel hedefi Karapınar'daki, Karapınar olarak adlandırılan gecekondu 2 önleme bölgesindeki bu projenin bir an önce hayata geçmesi için neler yapılması gerektiği ve nerede kaldığımızı anlatmak adına hem de çok baş döndürücü bir şekilde gerçekleşen 2023'e doğru şehir buluşmalarını biraz daha tane tane yaşanan anları, süreçleri, etkileri sizinle paylaşmak adına toplandık. Her birinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın soruları varsa bunları almaktan mutluluk duyarız. Sorularınızı da cevaplandırmak adına elimizden geleni yaparız diyorum. Tekrar katkı ve katılımlarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sevgili hemşehrilerimi de saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.